Herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Nisan Pazar günü Adana Yarış Programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. 8 koşul bir program bizleri bekliyor Adana'da. İzmir ve Diyarbakır videoları da kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. İzmir'de 9 koşul bir program var. 2 altılı var. Bizim de 2 adet safkanımız start alıyor. Farklı koşularda. Biceroğlu ve Karacahan. Onları da gerekli yorumları da yaptık. Onları da izleyebilirsiniz diyorum. Başlayacağız arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz katıl üyesi olarak bize destek verebilirsiniz diyerekten başlıyorum. İlk koşu 1'de başlayacak arkadaşlar. Tek bir altılı var burada. 3. koşu ile birlikte saat 2'de start alacak altılı Ganyan. 8. koşu ise son koşu. 4.30'da koşulacak diyorum ve başlıyorum. 1'de şart 4. 4 yukarı İngilizler 1400 mesafe kumda çıkacaklar. Arkadaşlar 1 numara Pastor, 19 gün evvel ikinci geldi. Daha evvel yarışlarında da gayet iyi tabela performansları sergilemiş bir isim. 3 kez yarış kazanmış bir isim son 6 yarışında. Ben burada Pastor diyorum bir numara. İlave yapacaklar. Burada Bedestan da yazılabilir. CR da yazılabilir. Hangisini istiyorsanız yazabilirsiniz. Birinci dörtlü yan için çok fazla bir şey yok burada konuşacak. Ben açıkçası Bedestan ve CR'ı da iyi durumda gördüğüm için hani 1-3-5 yapıp hiç risk almamak da mümkün olur burada. Bir de kompiler var Ahmet Çelik'te. Yani burası biraz zor. Ben birinci dörtlü yanında açıkçası çok fazla oynanmasını tavsiye etmem. Burayı galibi, galibi bulmak çok zor burada olacaktır. Ama güzel böyle bir sürpriz bir isim gelirse yani öyle bir at yazayım söyle bana diyorsanız 8 numara işler derim. Bu saydıklarımızın hiçbirinin ee, içinde olmayan bir isim. Iştar Hışman çizik biniyor. 28 güne göre 3. olmuş bir safkan ve e, bu diğer isimlere göre daha düşük bir handikapı var. Bu isim birazcık daha sürpriz olabilir bu koşuda. Birinci dörtlü de para verirse bu at gelirse verebilir diyorum. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 için ikinci koşu arkadaşlar. 10 safkan start 7 7'li ilk aya. En son 15 gün evvel Çin pistte 3. olan safkan Batı Kasırgası Ahmet Çelik ile birlikte favorimdir. Yanında da 2 numaralı Dük O Anatolia Hışman çizikle birlikte start alacak olan Safkan tercih edilebilir. Bir de 8 numara Lady Eleni Ayhan Kurşun biniyor. Son iki yarışta bir üçüncülük bir beşincilik aldı çim pistte. Yani 1-2-8 burada en geniş oynanacak olan oyundur. Birinci üçlü de birinci dörtlü de hangisi de tercih ederseniz e, bu en geniştir. Buna göre daraltmak da mevcuttur. Yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Sıralı ikili düşünüyorsanız burada e, yani bir numarayı öne yazıp 2-8 arkaya yazıp bir deneme yapılabilir ama risklidir tabii ki. Çünkü 2 ve 8 numaranın da geliri var bu koşuda. Bu şekilde geçelim arkadaşlar 3. koşuya. 22 Handicap, 4 yukarı İngilizler, 1900 Çin pist yarışı. 14 gün evvel yarış kazanan 3 e, numaralı Sönmez Bey arkadaşlar burada. Win River Win temsilcisi bir safkan. E, Çin pisti gayet iyi koşan bir isim. Ben bu yarışta bu atı rakipsiz gördüğüm için tek veriyorum arkadaşlar. 3 numara Sönmez Bey. E, altının ilk ayağında bankomuzdur diyorum. King Fury, Müslüm Çelik'le birlikte startalı düşük kiloda iyi koşabileceğini düşündüğüm bir isim. Bu sezon ilk startında 21 gün evvel 8. geldi. E, baktığımızda üzerine koyarak belki gidebilir. 21 gün evvel 3. olan Vedat işte birlikte e, Kimada Grande, e, 6 numaralı Safkan. Burada yine şansı olacaktır. Akeza bir numara Honorable. Burada yine tabelada kendi yer bulmaya çalışacak olan bir diğer sapkan olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama 3 numara Sönmez Bey. Tek diyoruz. Gel geldik. dördüncü koşu. 16 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1400 kompist yarışı. Arkadaşlar e, burada Real Chance. 3 numara. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir at. Yanına 4 e, numara Gül Nişan ve 6 numara Rising Man yazılırsa bu yarış garantiye alınır. En geniş kupon buraya arkadaşlar 3, 4 ve 6'dır diyorum. Küçültmek isteyenler için burada tabii ki seçenekler mevcut. Bu arada Bright Hope bir numara ona da değinmesek olmaz. Ve da tabii işte start alıyor. Son yarış Çin pistte bir kötü yarış koştu ancak kumda daha iyi giden bir safkan. Burada onu da mutlaka göz önünde alın bulundurun derim. Genel kanaatim burada Bright Hope şanslı olacaktır yine. Ama ben bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Burada real Chance için özellikle bu sürpriz ihtimali yüksek. Öte yandan diğer safkanlarda Gül Nişan ve Rising Man'de hani yazılması çok muhtemel isimler. Hadi bir numarayı da dahil edelim geniş kupona. Yani 1 diyelim, 3 4 6 diyelim geniş kupon. Ama yani bir numarayı burada dilerseniz e, hani daha öncelikli görün dilerseniz daha geride görün. Birazcık daha bu e, açıkçası karmaşık bir durum bu yarış için. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ya 3 numaranın nasıl koşacağına bağlı olarak burada 1 numaranın e, durumunu izleyeceğiz. Ya foto da 3 numara da alabilir 1 numara da alabilir 4 ve 6 numara da burada açıkçası birazcık daha ben ganyanını daha bize uygun bekliyorum hani 7-8 lira bir ganyan olsa burada bu safkanlar gelse daha iyi olur. 1 numara muhtemelen favori olacaktır. O yüzden başta söylemek istemedim. Sona bıraktım bu ismi. geçelim 5. koşuya. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 Çin pist yarışı. Arkadaşlar burada ilk tercihimiz 15 gün evvel dördüncü olan bir önceki yarışında üçüncü gelen Aziz Bey. Yanına 3 numara Loveful diyoruz arkadaşlar. 35 gün evvel ikincilik elde etmişti. Ee, bu ikili yeterdir küçük kupona. Geniş kuponda 2 numara Grey Eagle. 35 gün evvel 3. olan bir safkan. Ee, 9 numara Sonze. Hışman çizikle birlikte start oluyor. Bu sezon bir kez 7. oldu. Yarış gördü. Ee, şimdi daha iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Bir de 4 numara Omer'e Fetatabiş biniyor. En geniş kuponda bu şekilde bir tercih yapılabilir diyorum. Geldik 6. koşuya. Kısa vade 7. 5 yukarı ara patları 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar 8 safkan start alıyor burada. En son 5 gün evvel yarış kazanan çelik kalkan mesafe var burada. Ee, yüksek yüksek kaplı bir isim olarak. Ee, yine yine star var. 10 gün evvel en son 3. olmuştu. 2 yarış üst üste kazanan 3 numara Diavasi var. Gayet güzel bir yarış olacak. Burası Zafer meydanı keza 15 gün evvel bir yarış kazandı. Arkadaşlar ben burada ne olursa olsun son yarışta geri de gelmiş olsa yani 3. doğmuş olsa 1 numara Megastar tek diyorum Ahmet Çelik'le birlikte. Yani şöyle bir seçeneğimiz var zaten yukarıda bir tekimiz var biliyorsunuz ki. O yüzden burada kafanıza göre takılın isterseniz bir numarayı tek atın isterseniz başka at ekleyin. ama bence bir numara Megastar geçilmez bu yarışta. Baktığımızda gruba şöyle bir bakıyorum hani ciddi büyük bir rakip var mı diye ben yani büyük bir rakip yok yani. Büyük bir rakip yok. Megastar'ın bir kalemi altında atlar bunlar. Megastar yani grup 3 atıdır. Kısa vade 8 atıdır diyelim. Hani kısa vade 7 dediğimiz zaman burada bir gelir e, düzeyi oluyor biliyorsunuz ki. Kısa vade 8 ve daha sonrasında artık e, gelir sınırlama şeyi yok kısıtlaması yok. Ancak burada e, bu grup atlarına göre zaten 61 kiloda koşmasının sebebi de bu. En çok e, gelir toplamış olan sene başından beri at burada. Megastar gördüğünüz üzere. Ben bir numara Megastar diyorum buraya. Tek diyorum. Dileyenler e, kuponu genişletebilirler diyorum. Yedinci koşu kısa vade altı dişi. Üç yaşlı İngilizler 1400 kum pisti yarışı. Arkadaşlar bir diğer tekimize geldik. Bir numara Deli Vahşi. Bu atı 13 gün evvel de tek verdim. Ben bu atı uzun bir süredir tek veriyorum. Beni bir kez yanılttı. O da şuradaki ikinciliği gördüğünüz gibi. Bu atı hep tek verdik arkadaşlar. Neredeyse yani yarış hayatının başından beri bu atı tek veriyorum gibi. Ben öyle hatırlıyorum yani. Şimdi baktığımızda Trivaliz yavrusu anne tarafı Captain Rio çok iyi bir temsilci 77 Handicap'ı ile birlikte Burada start alacak Kafanızı karıştıran atlar olabilir Yenifer gibi 4 numara veya 2 numara Fearless Rival gibi safkanlar burada iyi isimler var Baktığımızda Kübra Hanım yine öyle ama Ben net bir şekilde 1 numara Deli Vahşi diyorum arkadaşlar Bu at 13 gün evvel en son kazandı daha evvel ikinci olmuştu. Ondan evvel 300 üstte kazandı. Ya bu at kazanır diyorum burada. Tek diyorum. Dileyenler başka bir at yazabilirler ama bence tek diyorum buraya yine. Ee, bir diğer tekimiz oldu. Yani tek sayısını arttırıp böyle bir kupon da yapabilirsiniz. Dileyenler tek sayısını artırıp misti basabilir. Dileyenler tek sayısını artırıp öyle bı bırakabilirler. Veya tek sayısını artırıp diğer ayaklara çok daha fazla at yazabilirsiniz. Benim burada amacım tek bir kupon vermek değil. Sizlere e, bir seçenekleri sunmak. Yani bu seçeneklerden hangisini istiyorsanız onu seçerek e, oynayacaksınız neticede. Gelelim arkadaşlar 8. ve sonuncu koşu şart 5 4 yaşlı Arapatları 2000 mesafe Çin pistte koşulacak olan koşu 15 gün evvel 3. olan Tarsus Şelalesi 2 numaralı Safkan yine 12 gün evvel 2, 3. olan Müslüm Şehit ile birlikte 5 numara İlyada ee, ki orada da ben bahsetmiştim İlyada'dan bir sürpriz bekliyorum diye olmadı 3. kaldı ama e, yani bu yarışta gelebilir. Gelebilir burada. 2-5 arkadaşlar buranın küçük kupondur. Genişletecekler buraya 1 numara Bükeç yazılabilir. Ondan sonra Ekürler yazılabilir. Özellikle 7 numara Okçu Güzeli'nin son 6 yarışında bir tane Çin pisti orada parlıyor görüyorsunuz. ikinciliği var. Ee, yine Çin pistte geçen sene e, iyi performans sergilemiş ve bu sezon sadece bir dördüncülü olan Kır Yağız 11 numara Ahmet Çelik birlikte burada geniş kuponlarda ilave yapılabilirler diyorum bu safkanlarda. Bu şekilde arkadaşlar, bu videoyu bitiriyorum. Ya yani deli vahşi tek olur, megastar tek olur arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ee, bunun haricinde zaten e, tek belirttiğimiz sönmez bey var. Yani 3 teki kadar çıkabilirsiniz. Karar sizindir diyorum. İzmir, Diyarbakır videoları da indiğinizde izleyebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.